Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Hazırlandık, şimdi dışarı çıktık. Birazcık böyle gezinelim annemle. Annem de deminden söyleniyor, ne zaman gelsem diyor şu İnegöl hep kapalı, ya yağmurlu. Güzel bir havası yok. Dün akşam aslında evet konuştuk ama sonra hava durumuna baktık. Gün de zehir olacaktı, yağmur yağacak zaten belli. Hadi o zaman dedik, anne gel böyle. Ha, öyle dur o zaman, başka bir zaman gideriz. Şimdi birazcık gezdireyim. Öyle. Gel. İyisin değil mi? Ben iyiyim. İyisin. Bir yerin ağrımıyor. Yok. Kızlar sağ salim geldi. Sağ salim gönderelim. Fazla yormuyorum değil mi seni? Yok. Hı? Niye yorulayım ki? Yormadım değil mi? Tamam. Hamur işleri falan yaptın ya. Ya ben evde de yapıyorum onu. Burada mı yapıyorum? İşte. Çalışan demir. Aynen. Çalışmayan demir. Pas tutar. Hadi kızlar çarşıda görüşürüz. Gel bakalım. Gel gel hızlı geç. Şimdi İstanbul çarşıya geldik de şu çiçek, yani yapay çiçek dikkatimi çekti. Fiyatı da 1500 TL ama bilmiyorum ki görünüşü. Şimdi Yelda bana diyecek ki benim tercihim her zaman gerçek canlı çiçekten yana. Ama bu da güzel. Bir saniye. Buradayım buradayım. Bunlar ne? Ne kadar? 8250. Kalitesi nasıl ki acaba? Kek kalıpları da var bak anne. Hangisi güzel anne? Bunun herhalde pasta seti 360 TL şöyle. Seti. 360 TL. Güzelmiş ama bak bu da. Belim ağrıyor. Şöyle 2-3 tane kahve bardağı bakıyorum ama ikilisi 75 TL'ymiş. Ha, ikilisi 75. Hı hı. O da yamuk ama şu. Güzel ama bu tabaklarda. Tepsi olarak da kullanıyorlar. Bak anne. Hmm. Hani o gün Ayşe'nin 25 TL'ye almış. Yani bu kaç? Bu 50. 50. O 80 TL. Evet. Şu. Çok. Servis kahvaltı. Şu alttakiler anne baksana. Hı-hı. Tatlı hı-hı için güzelmiş. Şu mu şu mu anne? Tanesi 20. Hı hı. Sanki güzel. O evet o güzel. Şimdi bana diyeceksiniz ki Aysun Hanım alın. Aysun alın. Demiyor muyum? Almıyor kaymada istemiyor. Vallahi billahi diyorum ediyorum. Hatta şunlardan alayım dedim bakın. Ben götüremem. İki araba değiştiriyorum. Odur budur. Yok kabul etmiyor. Vallahi kızlar sonradan demeyin Aysun Hanım bir şey almadınız etmediniz. Yalvarıyorum ama yok. Anne şunlar baksana. Tatlı bile yaptığında böyle kuru yemiş filan. Güzelmiş ama ya, 25 lira. Yok yok Aysun ortalıkta. Kırılır biraz. Şunlar tatlı yerim yapmak için de güzelmiş. He. Aa, evet. Evet evet. Sürpriz falan yap. Aa, çok güzel. Çok ince be. Böyle oluyor mu bunlar? Güzel ama. Kırılırlar be. Güzelmiş kızlar. Kararsız kaldım. Şu kapaklı olması hoşuma gitti. Kuru yemiş koymak için güzel anne. Kapaklı ya. Neyse bakalım. Termos anne o. Bundan termos değil mi? Ha termos termos. İki bardak çay alın. Gel yukarı çıkalım istersen. Yukarıda ne var? Yukarıda tabaktır, şeylerdir. Gel bakalım. Ha, plastikler falan.
Gel termoslara da bakalım. Çıkarız çıkarız. Kahve yapmak için arıyorsun değil mi? Onu götüreceğim mi? Anne şöyle olsun. Kendi de kahve yaparsın. Çok büyük değil mi Aysun? Bir cezve arıyoruz. Şimdi birazcık gezdik. Ben girdiğim yerlerde böyle pek çekim yapamadım. Dedim anne hadi gel bir çay içelim. Buranın çayı da güzel oluyor. Tatlısı falan da güzel oluyor. Yoruldun mu? Yavaş yavaş gel. Ne düşünüyor? Çekiyor mu? Çekiyorum, çekiyorum. Yalnız ışık çok güzel. Güzel çıkıyorsun. Güzel çıkıyorsun. Hadi be. Vallahi. Güzel kadınsın. Ya kız kırıştım ben. Olsun anne. Onlar da insanı yaşanmışlıklar onlar. Güzellik gitti. Olsun olsun. Hala güzelsin. Tatlı sipariş ettik. Annem tiramisu yiyeceğim dedim. Ben bir tatlı yapamadım hala. Malzemeler hazır ama Aysun'da tık yok. İyileştin mi yaparsın? Yok yok sen gitmeden yapacağım. Ben de bir çay, bir simit söyledim. Öyle arkadaşlar. Annem meğersem tiramisu değil ekler demiş. Sağ olsunlar geri götürecekler. Şimdi ekler getirecekler. Onu çok seviyormuş. Ben yanlış anlamışım ama. Annemi mega çarşıya getirdim. Birazcık burada da gezinelim. Anne bak. Bunların hiç modası geçmez. Gördün? Yani. Bak geliyor görüyor musun? Hepsi herhalde değil mi? Genel olarak. Canı sağ olsun. Bir şey olmaz. Şu ne kadarmış? Vallahi kızlar bakamadım bunun fiyatına. Aldılar mı parasını? Aldılar vallahi. Ben de bunlarda çay içmeyi hiç sevmiyorum. Yani yıkanmasın. Yok. Bak şu güzel. Mesela. Şu da güzel Aysun. Mesela bu güzel. Ya şu kristal olayını sevmiyorum. Şu. Evet, sade olacak. Ayında şekerlik anne. 270 TL. Yani. Yani. Ne kadar da ağır. İnsanın kolu kopar. Bunu bile sahteye koymuyorlar. Ya meyvelik o. He. Meyvelik filan işte. Yoruldun. Kaldırdım ya ağır geldi. Ben geçen gün Ayşenur şu çay tabaklarına söylüyordu. Çay tabağı altılı 179 TL. Güzel ama. Aa arkadaşlar. Ayşenur'un şunlardan benim köyde de vardı da. Ha, ben aldım senden hanımefendi. Köyde yine var idi. Ben senin köyden yine getireyim bir şeyler. Köyden şey yaptım. Bakalım. Ben de getirdim kendime bir takım. Getirdin mi? Üç takımdı, biri duruyor. Çok severek de kullanıyorum. Annemden almıştım. Bir sefer gittiğimde İzmir'e. Bunlar da moda oldu galiba. Wow, anne bardağa bak. Oo. Oo. Kızlar 199 TL. Takım. Çok çaya çok güzel. Bak şunlar tatlı için de güzel oluyor. Belli bir yaştan sonra. Evet. Onu mesela ne yapacağım? Ne koyacağım? Bunda salata, meze, yani piyaz yap. Ne istersen onu kullan anne. Sen ne istersen. Şunların da var ya fiyatı bir inmiyor. Aksine yükseliyor hep. Yoksa şu seri, deminki gösterdiğim seri var ya şu, çok hoşuma gidiyor. Yani yemek takımı olarak çok beğeniyorum. Zarif,
yakışık ve zarif. Şöyle. Evet yani. Aa, bak işte sunumluklar şunlar. Ay bunları yıkaması da 299 TL. Nereye koyacağım makineye? Anne bu şey ya, gelen misafirlere işte böyle. Günlük olmaz ama. Ya, günlük zaten kimse kullanmaz. Gelen misafirler için ama. Aa, bardaklara bak. Nasıl bunlar? Çok küçük. Ben bardaklarımı kızlar Mega Çarşı'dan aldım. Sürekli kullandım çay bardaklarını ama gelmedi maalesef. Şöyle bir baktım acaba onlar mı diye. Değil. Yani birazcık güzel ama birazcık da pahalı. Gerçi belki İstanbul'da fiyatlar, bazen diyorsunuz bizim oralarda fiyatlar daha pahalı, doğrudur. Mesela şu 12,5 lira tanesi bizde. Porselen mi, seramik mi? Bunlar yani seramik. Porselen ama. Evet. Bu porselen anneciğim. Bak yani. Porselen. Ama 30 lira. Porselen. Zaten belli ediyor kendini. Kollarım mı ağrıdı? %20'de şarjım kaldı. Biterse. Böyle. Biterse artık Allah kerim. Şu an videom yükleniyor bir tarafta. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Niye böyle patlıyor? Tövbe. Canlandı tavuklar. Anne birden aa merhaba derlermiş. Biraz tereyağı koysam mı ki, ne dersin? Ne dersin anne? Hı? Ben yapmam için bilmiyorum. Kırmızı toz biber hiç hoşuma gitmedi. Yani bilmiyorum. Boya mı bu? Tavuğu böyle şey yapmadı böyle. Yani o rengi vermedi. Evet şurası kırmızı ama bilmiyorum. Pek hoşuma gitmedi. Şöyle. İyice kavurdum. Azıcık tavuk baharatı da kattım. Baban nerede? İçeride. Az onu çağırsana yanına. O aldığın ekmeği ortadan ikiye kessene. Gel canım. Nerede ekmeği? Bilmem. İki tane aldım ama. Hadi canım. Niye öyle yaptın? Şu birazcık kaynasın. Neyse artık. Arkadaşlarım şimdi anneme aldığım ocaküstü sos makinesini de paylaşayım sizlerle. Annem bundan çok istiyordu. Bir de cezve aldık. O cezveyi köye götürecek. Aslında o cezve bende dursun mu? Dursun. Ha. Unutmayasın. Yok unutma. Kahveye koy getir. Unutmam bak, emin ol. Kahve içemezsin sonra. Şurası çıkıyor mu? Genelde çıkar onu. Yok. Nasıl, şöyle bir bak bakalım. Çıkıyor ya. Ha, tamam çıkıyor. Bunu sen makineye atma. Zaten yok, yapışma zaten falan da yapmaz. Bir tarafında bir şey yok değil mi? Yok. Güle güle kullan. Yarın sabah teşekkür deneyelim ederim. Mi buradayken? Deneyelim. Yıkayalım da. Ha tamam. Onu yıkarım dene ben. Dene bakalım hadi. Aynen. Böylesiymiş. Ya şey, ekmeği koyarsın hem o tarafı hem bu tarafı. Çok da lezzetli oluyor. Yani ekmeğini falan kızartırsın. Bir de gerçi söyledim. Sana onu da alacağım. Bir yok de kızlar ki. Şöyle bir cezve aldık. Köy götürecek. Köyde cezvesi yokmuş. Ay Sunil geldi, ne dedi, kahve içeriz. Ben sana kahve de getireyim kız. Yok ara götüreceğim. Götüreceğim mi? Ha, tamam. Ben de sana kurabiyeler yapacağım gelirken bayramda. Bir de şey kahvem var, onu da götüreceğim. Gelin gidelim. Ne kahvesi? Nescafe. Nescafe bende de var. Almanya'da. Var mı sende? Yoksa ben vereyim ya evden. Ya bir şey var. Yeter.
Ben sevmiyorum onu. Ben de pek sevmiyorum. Sen de onu pek hiç şey yapmazsın. Bir de ben arada içiyorum. Nasıl, bir yerinde bir şey yok değil mi? Yok, yok, hiçbir şey yok. Tamam. Aynı. Şimdi kaynanamla birlikte aldım. Böyle fiyatını söyleyeceğim. Yanlış anlaşılmasın. Böyle abes kaçmasın. Çünkü kaynanam da yanımdaydı. Annem de yanımdaydı. Kaynanam demeyeyim. Annem de yanımdaydı. 250 TL canlar. Bir de gel o siyah puantiyeli elbiseyi alayım sana. Hı? O elbisenin bir tarafı parçalıydı, bir tarafı düzdü. Güzeldi ama. Ama yok benim sevdiğim. Niye? Bir tarafı böyle tüm şey gibi. Ha. Bir tarafı şuradan kesmeli yani. Şey de baktık biz bugün. Kumaş da baktık. Etek, pardon, şalvar dikecekti. Köyde Ufuk istemiş annemden şalvar diker misin diye. O da burada metresi 60 TL, İzmir'de 50 TL. Evet. Annem o yüzden almadı. Oraya gittiğin zaman sen dikebiliyorsun değil mi şalvar? Dikerim. Ya iyi oldu o zaman. Dikerim. Öyle arkadaşlar. Bugün böyle gezdik, dolaştık, geldik. Yarın ben bunu şimdi bir deneyeceğim. Şu kağıdı da atmayalım. Bir siftahını yapalım hazır buradayken. Tamam. Zaten oradaki görevli çocuk da beni tanıyor. İstanbul Çarşı'dan aldım. Abla bir şey olursa dedi. Hemen dedi şey yaparız. Hallederiz. Bu bende kalsın. Gelirken getiririm. Evet. Kalsın mı götür mü? Ya unutursam? Ha? Öyle içemezsin. Bir de anneme şu kaşıklardan da verdim. Sana. Şunlarda. Tasta kalmıyordur. Ay bu arada annemin temizlik yapmasını da çok beğenmesiniz. Annem güzel temizlik yapar. Ben her zaman derim. Özellikle döşeyi, yorganı, yastığı. Yani bu tarz. Buyurun misafirim olacağım. Tertemizdir. Aa bakın sizi misafir etti. Misafir. Annem herkesi misafir eder. O onun insanı misafirperverdir anne. Köyler güzeldir Yasin. Dur bakalım göreceğiz. Ben gittim. Senin şansına burası hep böyle kapalı hava oluyor. Bakalım ben geldiğime ne olacak? Nereye gidiyorsun kız? Ne gittim içeri? Anne bilmiyor musun? Çay koyalım mı? Ben tamam. Annem gitti. beni bıraktı burada gitti. Ben bir çay suyu koyayım canlar. Sevmem. Biz anneye yalnız kalktık. Çok sevmiyordu kız. Neyi? Sosis salamı. Sen önceden alıyordun da sosis salam. Şimdi tost makinesini deneyeceğiz ocak üstü. Annem de onu yıkadı. Dedim anne sucuklu yer misin? Ben hayatta yemem. Dedim ben de şimdi yemeyeceğim. Kaşarlı yapalım. Şimdi arkadaşlarım kapanışımızı yapalım. Dün akşam misafirlerimiz geldi. O yüzden çekim hiç yapamadım. Zaten elime telefonu hiç alamadım. Onları uğurladık. Sonra bana bir ağırlık çöktü, anneme de bir ağırlık çöktü kızlar. Biz hemen misafirleri yolcu ettik, bulaşık makinesine bulaşıkları dizdim. Yok hemen de bir yarım saat oturduk, annem şöyle gitti bir koltukta. Velhasıl sabaha güzel bir şekilde uyandık. Dedim ben de kapanışı hemen yapayım. Dün akşam yapamadım. Zaten akşamdan artık hiç kapanış yapamıyorum. İnşallah buraya kadar da severek, beğenerek ve sıkılmadan izlemişsinizdir. Bir de arkadaşlar bakın size ne göstereceğim. Kayınvalidem bana ne verdi? Şöyle bir yüzük verdi bana. Tek taş yüzük verdi kızlar. Şöyle gözüküyor mu? Kalpli. Çok beğendim. Kesesine bereket. Şöyle arkadaşlar. Tek taşımı kendim aldım tek başıma. Neydi? O şarkının gerisini artık siz getirin yorumlarda. Vallahi ben şarkı sözlerini böyle tam bilmiyorum. Böyle arkadaşlar. Gayet kibar ve güzel. Severek de takacağım. Sağ ol annem. Şimdi dur, aklımdayken hemen bir şey söyleyeceğim. Bu konuya da bir açıklama getireyim. Belki bilmiyorum hani böyle düşünenleriniz var mı aranızda ama ben zannetmiyorum sizlerin böyle düşüneceğinizi. Bir tane bir hanımefendi şunu yazmış. Kadının beli ağrıyor, ev süpürtürüyorsun. Bir de tadilat sen varken yapsaydım diyor. İyi ki bir beze aldırdın, sonra yap acelesine düşüncesiz bencilce. Ne kadar kötü bir yorum. Allah var ya seni ne diyeyim ki ben gerçekten. Ameliyat olmuşum arkadaşlar. Zaten siz beni şurada epey bir süre yakından takip ediyorsunuz.
Ben kayınvalideme buraya geldiğinde Allah aşkına iş mi yaptırıyorum? Yaptığım... Yaparım Allah'ım. Yapar da benim kayınvalidemin eli çok lezzetli. Sadece geldiğinde biz hamur işi yaptırırız. O da anne der kete yap, anne mantı yap, anne hingal yap, işte bir şeyler yap. Ben de el lezzetini çok beğeniyorum. O yüzden hamur işini zaten kendisi yapmayı seviyor. Ki şunu da yazdın ya. Ben artık hiçbir şey demiyorum. Ameliyat oldum arkadaşlar. Ben keyfimden değilim. Şu kolumu halen tam şöyle yukarı kaldıramıyorum. Böyle bir yorum yapmış. Benim zaten bu dünyadaki en büyük şans, en büyük şanssızlığım annemin olmaması. En büyük şansım da kayınvalidemin anne gibi olması. Gerçekten Allah bin kere razı olsun. Ama annem sadece bana değil. Bakın diğer geline de aynı şekilde. Bu konuda şanslıyım. Evet, kabul ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Benim doğumlarımda yok. Mustafa'nın doğumunda geldi. Diğer doğumlarda köyde miydin anne sen? Tabii, anne de köydeydi. Köydeydi. Ama onun haricinde başım sıkıştığında, dara düştüğümde, canım sıkıldığında, ağladığımda, her şeyimde benim buradadır da demiyorum, en iyi sırdaşım. Burada bakın böyle yapmacık makmacık da lütfen öyle düşünülmesin. Hani kayınvalidesi yanında falan değil. Vallahi billahi bakın. Yani zaten siz de görüyorsunuz, yapmacık nasıl olabilirsin ki zaten, yani insanlar anlar. Ay valla, iyi ki beze aldırdın. Allah da seni hiçbir zaman, bak sana dua ediyorum, o ameliyat masasına düşürmesin. En ufacık bir operasyon da olsa onun stresi yetiyor arkadaşlar. Bencilce, düşüncesizce, sen tadilatı sen varken. Yani yardım da edebilir, ne var bunda? Ben de kaynana olacağım. Yani ben de kaynana olacağım arkadaşlar. Ya öyle saçma olur musun? Ben başka... Ne alaka? Yabancı yere gidiyor da ara bir işine yaratıyor. Yani onun o saçma. Aa, demek ki bu evi aldığımızda öyle kızlar, ben bu evi aldığımda nasıl söyleyeyim, bu ev çok kötüydü. Bir senelik bir evdi. Gerçekten çok kötüydü yani. Ya bırakan kişi çok kötü bırakmıştı. Bir de bazı yerler vardı. Ben el süremedim. Demek ki o kısımları çeksen bana ne yorumlar gelir. Her yeri kayınvalidem tırnaklarıyla temizledi. Ben yapamamıştım. Allah bin kere razı olsun. Demek ki o zaman video çekseydim ne eleştiri alırdım. Ameliyat oldum yani. Allah kimseyi düşürmesin o hastane köşelerine. Hiçbir zaman düşmanımız seni de bile, bak sen bu yorumu yapmışsın, seni bile düşürmesin. Gerçekten kafası olan bunu yazmaz. Düşüncesizce yazılmış bir yorum diyorum ve burada kapatıyorum. Olsun, arada böyle işte şey insanlar da çıkıyor. Ne yazık ki güzel bakmıyor. İnsan bir geçmiş olsun der. Bu kadar zor mu? Arkadaşlar, düşmanı sevmediğim bir insana bile başına bir şey gelse ben üzülürüm. Hani ararım, geçmiş olsun derim. Ne bileyim, hani iyi dileklerde bulunurum. Bu kadar zor mu? Şu hayatı zorlaştırmayın. Gerçekten az bir şey kolaylaştırın. Şu içinizdeki, şu kalbiniz kararmıştır. Şu içinizdeki kötülüğü artık yani yok edin. Zaten dünya çekilmeyecek kadar kötü bir durumda. İyice zorlaştırmayalım şu hayatı. Bir günaydın, bir geçmiş olsun, bir iyi akşamlar. Nasılsın, iyi misin demek bu kadar da zor olmasın. Şimdi biz annemle kahvaltımızı yapalım. Tost makinesinde bir siftahsını yapalım arkadaşlar. Kendisi de güle güle kullansın. Bir de şey demişlerdi bana. Kayınvalideni hani bir şeyler al filan. Benim kaynana. Bakın kayınvalidem her şeyi aldırmaz. Biraz o konuda zaten mağazalarda biz takışırız arkadaşlar. Doğru şimdi mudur? Onu de ben her şeyi canıma sinmez. Almaz, aldırmaz. İşte almam, hoşuma gitmeyen şeyi almam. Ama dün o tost makinesini, ocak üstü tost makinesini deyince bakın bir şey demedi. Hemen dedim, tamam alıyorum dedim anne. En güzellerini alırım, daha da güzellerini alırım inşallah. Canı sağ olsun annemin. Şimdi ben size burada veda ediyorum. Yeni videonun başlangıcını yapıyoruz hemen. Çok teşekkür ederim. Desteğinizden ötürü, yorumlarınızdan ötürü. Şimdi diğer arkadaşların hepsini de yorumların altına kalp koyacağım. Ay canlarım benim. Bir de böyle arkadaşlar yazmış ki işte diğer kolunuzla yorum yazın. Canımsınız, sizi çok seviyorum.
Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Allah karşımıza hep iyi insanları çıkarsın. Anne, bir şey diyecek misin son cümlen? Öpüyorum herkesini. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hadi görün, görüşürüz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum canlarım benim. Abone olmadan izleyen arkadaşlar çıkın gelin gari arkadaşlar. Çıkın gelin. Şöyle inşallah bir 30 bini görürüz diyorum ama her şeyin başta hayırlısı. Gerçekten sizlerin desteği olmasa kanal ilerlemez. Atlamadan da izlerseniz cidden çok mutlu olurum. Videolarım çok atlanıyor. Kız vallahi ben bunu her zaman diyorum. Beni seviyorsunuz. Belki hani o gün o konudan mı sıkıldınız ne? Telefonu koyun bir köşeye, çalsın. O video ilerlesin. Sonra izlemek istediğiniz yeri izleyin. Yani yeter ki destek olun bana canlarım. Her videoda diğer arkadaşlarım gibi emekle çekiyoruz. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Hadi bakalım. Görüşeceğiz şimdi.